Harry Potter ve Ateş Kadehi 31. Bölüm 3. Görev Dumbledore'da kim olduğunu bilirsin senin güçlendiğini mi düşünüyor? diye fısıldadır o. Harry, düşünselinde gördüğü her şeyi ve Dumbledore'un daha sonra ona söyleyip gösterdiklerinin hemen hemen hepsini az önce Ron ve Hermione ile paylaşmıştı. Ve tabi Dumbledore'un odasından çıkar çıkmaz bir baykuş gönderdiği Sirius'la da. Harry, Ron ve Hermione o gece yine ortak salonda geç saatlere kadar oturdular. Harry'nin başı dönene kadar her şeyi konuştular. Öyle ki sonunda Harry, Dumbledore'un insanın kafası bazen düşünceyle öyle dolar ki onları dışarı akıtmak rahatlık verir. Derken neyi kastettiğini anladı. Ron, ortak salonun şöminesindeki ateşe bakıyordu. Ilık bir akşam olduğu halde Harry onun hafifçe titrediğini de gördü. Ve Snape'e güveniyor ha, dedi Ron. Snape'e gerçekten güveniyor. Hem de eskiden ölüm yiyen olduğunu bildiği halde öyle mi? Evet, dedi Harry. Hermione 10 dakikadır konuşmuyordu. Alnını ellerine dayamış, dizlerine bakıyordu. Harry, onun da bir düşünsene ihtiyacı varmış gibi göründüğünü düşündü. Hermione sonunda, Rita Skeeter, diye mırıldandı. Ron, kulaklarına inanamayarak, şu anda kafanı nasıl ona takarsın, dedi. Kafamı takmıyorum, dedi Hermione dizlerine bakarak. Sadece düşünüyorum. Bana üç süpürgede ne dediğini hatırlıyor musunuz? Rudo Begman hakkında saçlarını diken diken edecek şeyler biliyorum. Bunu kastetti değil mi? Onun davasını haber yapmıştı. Ölüm bilgi aktardığını biliyordu. Dinki de öyle hatırladınız mı? Mr. Beckman kötü bir büyücü. Mr. Crouch o kurtuldu diye fena öfkelenmiş olmalı. Mutlaka evde de sözünü etmiştir. Evet ama Beckman kasıtlı olarak bilgi aktarmadı değil mi? Hermione omuz sildi. Ron Harry'e dönerek Vefaç, Kravç'a Madame Maxim'in saldırdığını düşünüyor ha? dedi. Evet, dedi Harry. Ama bunu Kravç, Bibad'ın sarabasının yakınlarında yok oldu diye söylüyor sadece. Ron ağır ağır, biz o kadını hiç düşünmedik değil mi? dedi. Bakın, kesinlikle dev kanı var onda. Kabul etmek de istemiyor. Hermione başını kaldırarak hırçın hırçın, elbette istemez, dedi. Rita, annesinin kim olduğunu öğrendikten sonra Hagrid'in başına gelenlere baksanıza, Faca baksanıza sırf kadın kısmi dev diye onun için nasıl sonuçlara varıyor? Kim böyle bir ön yargı ister ki? Gerçeği söyleyince başıma böyle şeyler geleceğini bilsem ben de iri kemiklerim var derdim herhalde. Hermione saatine baktı. Hiç alıştırma yapmadık dedi hayret ve dehşetle. Engelleme büyüsünü yapacaktık. Yarın kesinlikle buna başlamamız gerek. Hadi Harry biraz uyumalısın. Harry ve Ron merdivenden yavaş yavaş yatakhanelerine çıktılar. Harry pijamasını giyerken Neville'ın yatağına baktı. Dumbledore'a verdiği sözü tutmuş, Ron ve Hermione'ye Neville'ın annesi ve babasından söz etmemişti. Harry gözlüğünü çıkarıp dört direkli karyolasına tırmanırken insanın hala yaşayan ama onu tanımayan bir annesiyle babası olmasının nasıl bir şey olacağını düşündü. Kendisi yetim olduğu için çoğu kez yabancıların sempatisini kazanırdı. Ama Neville'ın horultularını dinlerken onun bu sempatiye kendisinden daha fazla layık olduğunu düşündü. Karanlıkta yatarken Mr. ve Mrs. Longbottom'a işkence edenlere karşı içinde bir öfke ve nefret dalgası yükseldiğini hissetti. Crouch'un oğlu ile arkadaşları ruh emiciler tarafından mahkemeden sürüklenerek çıkarılırken kalabalığın yuhalamasını hatırladı. Onların neler hissettiklerini anlıyordu. Sonra çığlıklar atan çocuğun süt beyazı yüzünü hatırladı ve onun bir yıl sonra öldüğünü kavrayıp sarsıldı. Harry karanlıkta yatağının tentesine bakarak Voldemort'tu diye düşündü. Her şey Voldemort'ta düğümleniyordu. Bütün bu aileleri parçalayan, bütün bu hayatları mahveden oydu. Ron ve Hermione'nin üçüncü görev günü sona erecek sınavlar için çalışmaları gerekiyordu. Ama onlar tüm güçleriyle Helen'in hazırlanmasına yardım ediyorlardı. Harry ikisine bunu hatırlatıp bir süre kendi başına da alıştırma yapabileceğini söyleyince Hermione sen merak etme demekle yetindi. Hiç değilse karanlık sanatlara karşı savunmadan en yüksek notları alacağız. Sınıfta bu uğursuzluk büyülerinin hiçbirini öğrenmemiştik. Ron heyecanla serbaz olduğumuzda bu alıştırmalar işimize yarayacak dedi. Vızıldayarak odaya giren bir eşek arısı üzerinde engelleme büyüsünü denemiş ve onu havada hareketsiz hale getirmişti. Haziran ayına girdikleri zaman şatoyu heyecanlı ve gergin bir hava kapladı. Herkes semester sonundan bir hafta önce yapılacak üçüncü görevi bekliyordu. Harry fırsat bulduğu her anda uğursuzluk büyüsü alıştırması yapıyordu. Bu görev için kendine diğerlerinde olduğundan çok daha fazla güveniyordu. Şüphesiz zor ve tehlikeli olacaktı ama Moody haklıydı. Harry bundan önce de canavarımsı yaratıklar ve sihirli engeller arasından yolunu bulmuştu. Üstelik bu sefer önceden haberi vardı ve karşısına çıkacaklar için kendini hazırlama şansına sahipti. Profesör McGonagall okulda girdiği her yerde Harry, Hermione ve Ron'u bulmaktan bakınca onlara öğle yemeği saatinde boş olan biçim değiştirme sınıfını kullanma izni verdi. Harry çok geçmeden saldırganları yavaşlatmaya ve önlerini kesmeye yarayan engelleme büyüsünü, katı cisimleri patlatarak yolundan kaldırmasını sağlayacak eksiltme lanetinin ve Hermione'nin yararlı bir keşfi olan dört nokta büyüsünün ustası kesilmişti. Bu büyü asasını kuzeye doğrultarak labirentte doğru yönde gidip gitmediğini kontrol etmesini sağlayacaktı. Ancak kalkan büyüsüyle hala sorunları vardı. Bu büyü doğru yapıldığında insanın çevresinde küçük lanetleri yolundan saptıran geçici görünmez bir duvar oluşturuyordu. Harmony bu duvarı çok isabetli bir pelte bacak büyüsüyle parçalamayı başarmıştı ve Harmony bunun karşı büyüsünü bulana kadar Harry 10 dakika süreyle odada yalpalayıp durmuştu. Harmony cesaret verici bir şekilde ama yine de gerçekten iyi gidiyorsun dedi. Listesine bakıp şimdiye kadar öğrenmiş oldukları bütün büyülerin üstünü çizdi. Bunların bir kısmı mutlaka işine yarayacaktır. Pencerenin yanında duran Ron gelin de şuna bakın dedi. Aşağıya araziye bakıyordu. Malfoy ne yapıyor öyle? Harry ve Hermione bakmaya gittiler. Malfoy, Crabbe ve Goyle aşağıda bir ağacın gölgesindeydiler. Crabbe ve Goyle gözcülük yapar gibiydiler. İkisi de yılışık yılışık sırıtıyordu. Malfoy elini ağzına tutmuştu. Eliyle konuşuyor gibiydi. Harry merakla, telsiz kullanıyormuş gibi görünüyor dedi. Kullanamaz dedi Hermione. Size söyledim. Böyle şeyler Hogwarts civarında çalışmaz. Hadi Harry diye ekledi enerjik bir halde. Pencereye arkasını dönüp odanın ortasına gitti. O kalkan büyüsünü yine deneyedi. Sirius artık her gün bir baykuş gönderiyordu. Hermione gibi o da başka herhangi bir şeyle ilgilenmeden önce Harry'e son görevi de atlattırmaya odaklanmak istiyormuş gibiydi. Her mektubunda Harry'e Hogwarts duvarları dışında olup bitenlerin Harry'nin sorumluluğu olmadığını, ayrıca bunları etkilemeye de gücünün yetmeyeceğini hatırlatıyordu eğer Voldemort gerçekten yeniden güçleniyorsa diye yazıyordu. Benim için öncelikli olan senin güvenliğini sağlamaktır. Dumbledore'un koruması altında olduğun sürece seni eline geçirmeyi umut edemez. Ama sen yine de riske girme. Dikkatini o labirenti sağ salim tamamlamak üzerinde topla ancak ondan sonra başka meselelerle ilgilenebiliriz. 24 Haziran yaklaştıkça Harry de tedirginleşmeye başladı. Bu sefer birinci ve ikinci görevlerden önceki kadar huzursuz değildi. Her şeyden önce bu kez göreve hazırlanmak için elinden geleni yaptığından emindi. Ayrıca bu son engeldi ve ne kadar kötü bir performans çıkarırsa çıkarsın turnuva nihayet sona erecekti. Bu da onu çok rahatlatacaktı. Üçüncü görev sabahı Gryffindor masasında kahvaltı çok gürültülü geçti. Posta baykuşları Harry'e Sirius'tan bir iyi şanslar kartı getirdiler. Kart, ön yüzünde çamurlu bir pati izi olan, katlanmış bir perşembe parçasından ibaretti sadece. Ama Harry yine de çok memnun oldu. Bir cüce baykuş, Hermione'ye her zamanki gibi o günkü gelecek postasını getirdi. Hermione gazeteyi açtı, birinci sayfaya bir göz attı ve üzerine ağız dolusu balkabağı suyu püskürttü. ''Ne?'' dediler Harry ve Ron bir ağızdan ona bakarak. Hermione hemen ''Hiç!'' diyerek gazeteyi ortadan kaldırmaya çalıştı. Ama Ron elinden kaptı. Manşete baktı ve olamaz dedi. Bugün olmaz. Va, yaşlı inek. Ne dedi Harry. Yine Rita Skeeter mı? Hayır dedi Ron ve tıpkı Hermione gibi gazeteyi ortadan kaldırmaya çalıştı. Benim hakkımda değil mi? dedi Harry. Ron hiç de ikna edici olmayan bir ses tonuyla hayır dedi. Ama daha Harry'nin gazeteyi ondan istemesine fırsat kalmadan Draco Malfoy büyük salonun öteki ucundan Silter'in masasından bağırdı. Hey Potter! Potter! Başın nasıl? Kendini iyi hissediyor musun? Çıldırıp bize zarar vermeyeceğinden eminsin değil mi? Malfoy'un elinde de bir gelecek postası vardı. Masanın çevresindeki Silter'inler kıs kıs gülüyor, sandalyelerinde kıpırdanarak Harry'nin tepkisini görmeye çalışıyorlardı. Şunu göreyim dedi Harry Ron'a. Ver şunu bana. Ron istemeye istemeye gazeteyi verdi. Harry ön sayfayı çevirdi ve kendini kendi resmine bakar halde buldu. Resim manşetin hemen altındaydı. Harry Potter, dengesiz ve tehlikeli. Adı anılmaması gereken kişiyi yenilgiye uğratan çocuk, istikrarsız ve belki de tehlikeli diye yazıyor özel muhabirimiz Rita Skeeter. Harry Potter'ın üç büyücü turnuvası gibi çetin bir yarışmaya katılmaya, hatta Hogwarts okumaya uygun olduğu konusunda kuşkular uyandıran tuhaf davranışlarına ilişkin olarak son zamanlarda korkutucu kanıtlar açığa çıktı. Gelecek postası özel kaynaklarından Potter'ın okulda sık sık baygınlık geçirdiğini ve çoğu kez de alnındaki bir yara izinin adı anılmaması gereken kişinin onu öldürmeye çalıştığı lanetin yadigarı acıdığından şikayet ettiğini haber aldı. Gelecek postası muhabiri geçen pazartesi bir kehanet dersinin ortasında Potter'ın yara izinin derse devam edemeyeceği kadar acıdığını iddia ederek sınıftan dışarı fırladığına tanık oldu. Saint Mungo, sihirsel hastalıklar ve sakatlıklar hastanesindeki en büyük uzmanlara göre Potter'ın beyninin kim olduğunu bilirsin senin saldırısı sırasında etkilenmiş olması mümkün. Yara izinin hala acıyor olduğu yolundaki ısrarının ise ondaki derin bir zihinsel kargaşayı ifade edebileceği söyleniyor. Bir uzman Acıyormuş gibi yapıyor bile olabilir, dedi. Böylece dikkati üstüne çekmeye çalışıyor olabilir. Ancak gelecek postası Harry Potter hakkında Hogwarts müdürü Albus Dumbledore'un büyücü toplumundan özenle gizlediği bazı endişe verici gerçekleri açığa çıkarmış bulunuyor. Hogwarts 4. sınıf öğrencilerinden Draco Malfoy, Potter şatal deli konuşabiliyor, diye açıklıyor. İki yıl önce öğrencilere birçok saldırı düzenlenmişti. Ve çoğu kişi Potter'ın bir düello kulübünde öfkesine hakim olamayıp başka bir çocuğun üzerine bir yılanı saldığını gördükten sonra bu saldırıların arkasında onun olduğunu düşünmüştü. Ne var ki bütün bunlar hasır altı edildi. Ama Potter kurt adamlar ve devlerle de dostluk kurdu. Biraz güç sahibi olmak için her şeyi yapacağını düşünüyoruz. Yılanlarla konuşma yetisi olan çatal ağızlık nicedir bir karanlık sanat sayılıyor. Aslında çağımızın en ünlü çatal ağzı da kim olduğunu bilirsin senin ta kendisiydi. Adanın gizli kalmasını isteyen bir karanlık güç savunma birliği üyesi, çatal dili konuşabilen her büyücüye soruşturmaya değer gözüyle bakacağını söyledi. Şahsen ben, yılanlarla konuşabilen herkesten çok şüphelenirim. Çünkü yılanlar sık sık karanlık sihirin en kötü türlerinde kullanılırlar. Tarihsel olarak da kötülük yapanlarla ilişkilendirilirler. Aynı şekilde Kurt adamlar ya da devler gibi kötücül yaratıklarla arkadaş olan kişi, şiddeti seven biri sayılabilir. Albus Dumbledore, böyle bir çocuğun üç vücut turnuvasına yarışmasına izin vermek konusunda gerçekten de uzun uzun düşünmeli. Kimileri Potter'ın bu akşam üçüncü görevi yerine getirilecek olan turnuvayı kazanma hırsıyla karanlık sanatlara başvuracağından korkuyor. Harry, gazeteyi katlarken okuduklarını ciddiye almaz bir edayla ''Bana karşı pek sevgisi kalmamış gibi görünüyor değil mi?'' dedi. Slytherin masasında Malfoy, Crabbe ve Goyle ona bakıp gülüyor, parmaklarıyla başlarını dürtüyor, yüzlerini acayip şekillere sokuyor ve dillerini yılan gibi sallıyorlardı. ''Ron, Yara izinin kehanet dersine acıdığını nereden biliyor?'' diye sordu. ''Orada olması mümkün değil, bilmesi de mümkün değil.'' ''Pencere açıktı.'' dedi Harry. ''Soluk alabilmek için ben açtım.'' ''Kuzey Kulesi'nin tepesindeydin.'' dedi Hermione sesin aşağıya ta araziye kadar gitmiş olamaz. Harry, e eh, gizlice haber almanın sihirli yöntemlerini araştıran sensin sözde, dedi. Ona bunu nasıl yaptığını sen söyle. Elimden geleni yapıyorum, dedi Hermione. Ama ben, ama... Birden Hermione'nin yüzüne tuhaf, hülyalı bir ifade yayıldı. Bir elini ağır ağır kaldırarak parmaklarını saçından geçirdi. İyi misin? dedi Ron ona kaşlarını çatıp bakarak. Hermione soluğunu tutarak evet dedi. Parmaklarını yeniden saçından geçirdi. Sonra görünmez bir telsizle konuşuyormuş gibi elini ağzına götürdü. Harry ve Ron bakıştılar. Hermione boşluğa bakarak aklıma bir şey geldi dedi. Biliyorum sanırım çünkü o zaman kimse onu göremezdi. Moody bile ve pencere pervazına da çıkabilirdi. Ama yapmasına izin yok. Kesinlikle izin yok. Sanırım şimdi elimize düştü. Bana kütüphanede iki saniye müsaade edin. Sadece emin olayım diye. Bunları söyler söylemez okul çantasını aldı ve koşarak büyük salondan çıktı. Hey! diye seslendi onun arkasından. On dakika sonra sihir tarihi sınavımız var. Harry'e dönerek vay canına dedi. O Skeeter denen kadına gerçekten nefret ediyor olmalı. Baksana bir sınavın başını kaçırmayı göze alıyor. Binsin dersinde ne yapacaksın? Yine okuyacak mısın? Bir üç büyücü şampiyonu olarak yıl sonu sınavlarından muaf tutulan Harry, şimdiye kadar bütün sınavlarda sınıfın arkasında oturmuş, üçüncü görev için yeni uğursuzluk büyüleri aramıştı. Harry, sanırım, dedi ona. Ama tam o sırada Profesör McGonagall, Gryffindor masasının çevresinden dolaşarak onun yanına geldi. Potter, şampiyonlar kahvaltıdan sonra salonun oradaki odada toplanıyorlar, dedi. Ama görev bu geceden önce değil ki, dedi Harry. Zamanı yanlış mı biliyorum korkusuyla çırpılmış yumurtayı kazara önüne döktü. Bunun farkındayım Potter. Şampiyonların aileleri son görevi izlemek üzere davet ediliyor. Biliyorsun. Bu senin onlara hoş geldin demen için bir şans sadece." dedi profesör. Sonra da gitti. Harry onun arkasından ağzı açık baka kaldı. "Dörtlerin gelmesini beklemiyor değil mi?" diye sordu ona boş boş. "Bilmem." dedi Ron. Harry acele etsem iyi olacak. Binsin sınavına geç kalacağım. Sonra görüşürüz. Harry boşalmakta olan büyük salonda kahvaltısını bitirdi. Fleur Delacour'un Ravenclaw masasından kalktığını ve yan odaya doğru ilerleyip içeri giren Cedric'e katıldığını gördü. Kısa süre sonra Kram'da onlara katılmak için kamburunu çıkartarak gitti. Harry olduğu yerde kaldı. O odaya gitmeyi gerçekten istemiyordu. Ailesi yoktu. Yani onun hayatını tehlikeye atmasını görmek için gelecek bir ailesi yoktu. Ama tam da kütüphaneye gidip biraz daha uğursuzluk büyüsü araştırsam iyi olur diye düşünerek masadan kalkarken yan odanın kapısı açıldı. Cedric başını dışarı uzattı. Harry gel hadi seni bekliyorlar. Tam anlamıyla afallayan Harry ayağa kalktı. Dörsiler burada olamazlardı herhalde değil mi? Salonu geçti ve odanın kapısını açtı. Cedric ve annesiyle babası hemen kapının içinde duruyorlardı. Victor Kram bir köşede siyah saçlı annesi ve babasıyla hızlı hızlı Bulgarca konuşuyordu. Babasının kanca burnunu miras almıştı. Odanın diğer yanında Fleur, annesiyle çabuk çabuk Fransızca konuşuyordu. Fleur'ün küçük kardeşi Gabriel, annesinin elini tutuyordu. Harry'e el salladı. Harry de gülümseyerek ona el salladı. Derken şöminenin önünde durmuş, ona gülümseyen Mrs. Vizzi ile Billy gördü. Harry ağzı kulaklarına gülümseyip onlara doğru yürürken sürpriz dedi Mrs. Weasley heyecanla. Gelip seni izleyelim dedi Harry. Eğilip onu yanağından öptü. Bill Harry'e sırıtıp onun elini sıkarak ''İyisin ya dedi. Charlie de gelmek istiyordu ama izin alamadı. Dedi ki boynuz kuyruğa karşı inanılmazmışsın. Harry Kurun annesinin omzu üstünden büyük bir ilgiyle bile süzdüğünü fark etti. Anlaşılan uzun saça da, ucunda diş olan küpelere de hiçbir itirazı yoktu. Harry, Mrs. Weasley, ne kadar iyisiniz diye mırıldandı. Bir an sandım ki, dörsiler, hımm dedi Mrs. Vizzy dudaklarını büzerek. Harry'nin önünde dörsleri eleştirmekten hep kaçınmıştı. Ama atları her geçtiğinde gözlerinde şimşekler çakardı. Bill odaya bakarak, yeniden burada olmak harika dedi. Şişman Hanım'ın arkadaşı Violet ona çerçevesinden göz kırptı. Burasını beş yıldır görmedim. O deli şövalyenin resmi hala duruyor mu? Sir Kodegan'ın. Bir yıl önce Sir Kodegan'la karşılaşmış olan Harry ha evet dedi. Peki ya Şişman Hanım? dedi Bill. Mrs. Vizzy ben okuldayken de buradaydı dedi. Bir gece yatakhaneye sabah dörtte geldim diye bana amma fırça atmıştı. Bil annesini şaşkınlıkla süzerek ''Sabahın dördünde yatakhanenin dışında ne işin vardı?'' diye sordu. siz Viz'i sırıttı. Gözleri pırıl pırıl parlıyordu. ''Babanla ben gece yürüyüşüne çıkmıştık.'' dedi. Baban Apollyon Pringle tarafından yakalandı. O sıralar hademe oydu. Baban bugün bile izlerini taşır. ''Bil, ne dersin Harry?'' dedi. ''Bize bir tur attırır mısın?'' ''Evet, tabii.'' dedi Harry. Büyük salonu açılan kapıya doğru yürüdüler. Amos Diggory yanından geçerlerken döndü. Buradasın ha, dedi. Harry tepeden tırnağa süzerek. Cedric sana yetiştiğine göre bahse girerim ki fiyakan bozulmuştur değil mi? Efendim, dedi Harry. Aldırma ona, dedi Cedric alçak sesle Harry'ye. Babasına kaşlarını çattı. Rita Skeeter'ın üç büyücü turnuvası hakkındaki yazısından beri kızgın. Biliyorsun hani sen tek Hogwarts şampiyonuymuşsun gibi bir şeyler yazdıydı ya. Amos Diggory Mrs. Weasley ve Bill'le birlikte kapıdan çıkmak üzere olan Harry'e duyuracak kadar yüksek sesle ''Ama onun hatasını düzeltme zahmetine de katlanmadı değil mi?'' dedi. Yine de ''Göster ona Seth, onu daha önce de bir kez gelmiştin ha.'' Mrs. Weasley kızgın kızgın ''Rita Skeeter mesele çıkarmak için elinden gelen ardına koymuyor Amos'' dedi. Bunu bilirsin sanıyordum. Bakanlıkta çalıştığına göre. Mr. Diggory öfkeyle bir şey söyleyecek gibi oldu. Ama karısı elini onun koluna koyunca omuz silkip geri dönmekle yetindi. Harry güneşli arazide Bill ve Mrs. Weasley ile dolaşıp onlara Beebuddins sarabasını ve Dormstrang gemisini göstererek çok keyifli bir sabah geçirdi. Mrs. Weasley kendisi okuldan ayrıldıktan sonra dikilen şamarcı söğütü merak etmişti. Hagrid'den önceki bekçi olan o katlı adama ilişkin hatıralarını da uzun uzun yad etti. Seraları dolaşırlarken Harry, Percy nasıl? dedi. İyi değil, dedi Bill. Mrs. Weasley sesini alçaltıp çevreye bakınarak çok üzgün, dedi. Bakanlık Mr. Crouch'un kayboluşunu hasır altı etmek istiyor. Ama Percy, Mr. Crouch'un ona gönderdiği talimatlar konusunda sorguya çekilmek üzere çağrıldı. Bu talimatların aslında onun tarafından yazılmamış olabileceği ihtimalini göz önüne alıyor gibiler. Percy çok zorlandı. Bu gece onun Mr. Crouch'un yerine 5. jüri üyesi olmasına izin vermediler. Bu işi Cornelius Fudge yapacak. Öğle yemeği için şatoya döndüler. Anne, bi, dedi Gryffindor masasına gelen Ron, aptallaşmış halde. Burada ne işiniz var? Biz bizdi neşeyle. Son görevinde Harry'i izlemeye geldik, dedi. Yemek yapmak mecburiyetine kalmamak da çok hoş bir değişiklik oluyor yani. Sınavın nasıl geçti? Ha, fena sayılmaz, dedi Ron. Bütün asici cücelerinin adlarını hatırlayamadım. Ben de birkaç tane uydurdum. Mrs. Weasley ona sert sert bakarken korn bölgesine mahsus bir hamur işini tabağına koyarak mesele yok dedi. Zaten hepsinin adları bodur bodrot veya uyuz urk gibi bir şeyler oluyor. Zor değildi yani. Fred George ve Ginny de gelip onların yanına oturdular. Harry öyle iyi vakit geçiriyordu ki kendini kuvva dönmüş gibi hissediyordu. Akşamki görev için kaygılanmak aklına bile gelmiyordu. Ancak yemeğin ortasında Herman çıka gelince Harry onun kahvaltıda Rita Skeeter konusunda parlak bir şey bulduğunu hatırladı. Bize söyleyecek misin? Hermione onu uyarır gibi başını iki yana salladı ve Mrs. Weasley'e göz attı. Mrs. Weasley her zamankinden çok daha katı bir tavırla ''Merhaba Hermione'' dedi. ''Merhaba'' dedi Hermione. Mrs. Weasley'nin yüzündeki soğuk ifadeyi görünce gülümsemesi silinmişti. Harry bir ona bir öbürüne baktıktan sonra Mrs. Vizi dedi. Rita Skeeter'ın cadı gündemine yazdığı o saçmalıklara inanmadınız değil mi? Çünkü Hermione benim kız arkadaşım değil. Ya dedi Mrs. Weasley. Hayır elbette inanmadım. Ama o andan sonra Hermione'ye karşı çok daha sıcak davrandı. Harry, Bill ve Mrs. Weasley öğleden sonrayı şatonun çevresinde uzun bir yürüyüşle geçirdiler. Sonra da akşam şöleni için büyük salona döndüler. Ludo Bagman ile Cornelius Fudge da öğretmenler masasına katılmışlardı. Begman hayli neşeliydi. Ama Madame Maxim'in yanında oturan Cornelius Fudge'ın çok katı bir hali vardı ve konuşmuyordu. Madam Maxim bütün dikkatini tabağına vermişti. Harry onun gözlerinin kızarmış olduğunu düşündü. Hagrid masanın öbür yanından ona bakıp duruyordu. Yemek çeşitleri her zamankinden daha da zengindi. Ama kendini gerçekten tedirgin hissetmeye başlayan Harry pek fazla yiyemedi. Tepedeki sihirli tavan maviden akşam alacasını oruna dönerken Dumbledore öğretmenler masasında ayağa kalktı. Salona sessizlik hakim oldu. Hanımlar, beyler, beş dakika içinde sizden üç büyücü turnuvasının üçüncü ve son görevi için Quidditch sahasına inmenizi isteyeceğim. Şampiyonlar, lütfen şimdi Mr. Bagman'ın ardından stadyuma gitsin. Harry ayağa kalktı. Masadaki bütün Gryffindorlar onu alkışlıyordu. Wizzy'ler ile Hermione ona iyi şanslar diledikten sonra Harry büyük salondan Cedric, Fleur ve Victor'la birlikte çıktı. Taş merdivenden araziye inerlerken Begman kendini iyi hissediyor musun Harry diye sordu. Kendinden emin misin? İyiyim dedi Harry. Bir anlamda doğruydu da. Tedirgindi ama yürürken bir taraftan da üzerinde çalıştıkları bütün büyüleri aklından geçiriyordu. Hepsini hatırladığını bilmek kendini daha iyi hissetmesine yol açtı. Şu anda tanınmaz halde olan kuyudit sahasına çıktılar. Altı buçuk metrelik bir çalı çit sahayı cephe çevre dolanıyordu. Tam önlerinde bir açıklık vardı. Muazzam labirentin girişi. Gerisindeki geçit karanlık ve tekinsiz görünüyordu. Beş dakika sonra tribünler dolmaya başladı. Yüzlerce öğrenci yerlerini alırken hava heyecanlı seslerle ve ayakların gümbürtüsüyle doldu. Gökyüzü şimdi koyu, berrak bir maviydi. İlk yıldızlar çıkmaya başlamıştı. Hagrid, Profesör Moody, Profesör McGonagall ve Profesör Flitwick stadyuma geldiler. Bagman'la şampiyonlara yaklaştılar. Hepsinin şapkalarında büyük kırmızı ışıklı yıldızlar vardı. Sadece Hagrid yıldızını köstebek derisi yeleğinin sırtına takmıştı. Profesör McGonagall şampiyonlara "Biz çalıçitin dışında devriye geziyor olacağız." dedi. "Eğer başınız sıkışır da kurtarılmak isterseniz Havaya kırmızı kıvılcımlar gönderin. Birimiz gelir sizi alırız. Anlaşıldı mı? Şampiyonlar evet anlamında başlarını salladılar. Begman dört devriye neşeyle öyleyse hadi bakalım iş başına dedi. Hagrid iyi şanslar Harry diye fısıldadı ve dördü ayrı yönlerde labirentin çevresinde mevzilerini almak üzere yürüyüp gittiler. Begman asasını boğazına doğrulttu. Sonorus diye mırıldandı ve sihir yoluyla gürleşen sesi tribünlerde yankılandı. Hanımlar, beyler, üç büyücü turnuvasının üçüncü ve son görevi başlamak üzere. Size şu anki puan durumunu hatırlatayım. Birinci sırada her ikisi de 85'er puanla Mr. Cedric Diggory ve Mr. Harry Potter. İkisi de Hogwarts okulunda. Yükselen alkışlar ve tezahürat yasak ormanın kuşlarının kararmakta olan gökyüzüne doğru kanat çırparak kaçmalarına neden oldu. İkinci sırada 80 puanla Mr. Victor Kram, Dormstrang Enstitüsü'nden yine alkışlar. Ve üçüncü sırada Miss Fleur Delacour, Bee Buddens Akademisi'nden. Harry, tribünlerin orta yerinde Fleur'ü kiber kiber alkışlayan Mrs. Weasley, Bill, Ron ve Hermione'yi hayal meyal seçebiliyordu. Onlara el salladı. Onlar da gülümseyip el sallayarak karşılık verdiler. Pekala. Ben düdük çalınca, Harry ve Cedric dedi Begman. 3 2 1. Kısa bir düdük çaldı. Harry ve Cedric telaşla labirente daldılar. Yüksek çalı çit patikaya kara gölgeler düşürüyordu. Belki çalılar o kadar yüksek ve kalın oldukları için, belki de büyülendiklerinden, onları çevreleyen kalabalığın sesi labirente girdikleri anda kesildi. Harry kendini yeniden su altındaymış gibi hissetti adeta. Asasını çıkardı. Lumos diye mırıldandı ve hemen arkasında Cedric'in de aynı şeyi söylediğini duydu. 50 metre kadar sonra yol çatallandı. Birbirlerine baktılar. Görüşürüz dedi Harry ve sola saptı. Cedric de sağa. Harry, Bagman'ın ikinci kez düdüğünü çaldığını duydu. Kram labirente girmişti. Harry hızlandı. Seçtiği yol tamamen ıssız görünüyordu. Sağ saparak hızını iyice arttırdı. Asasını yüksekte, başının üstünde tutuyor, görebildiğince ileriyi görmeye çalışıyordu. Yine de görünürde bir şey yoktu. Uzaklardan Bagman'ın düdüğü üçüncü kez çaldı. Şimdi bütün şampiyonlar labirentteydi. Harry arkasına bakıp duruyordu. Gözlendiği yolundaki o bildik duyguya kapılmıştı yine. Tepedeki göğün rengi koyulup laciverde dönüşürken de her geçen dakika daha çok kararıyordu. Harry ikinci bir yol ayrımıyla karşılaştı. Asasını avucuna yatırarak yol göster diye fısıldadı ona. Asa olduğu yerde döndü ve sağını yekpare çalı çiti gösterdi. Burası kuzeydi ve Harry labirentin merkezine ulaşabilmek için kuzey batıya gitmesi gerektiğini biliyordu. Yapabileceği en iyi şey sola sapmak ve sonra da ilk fırsatta sağa dönmekti. Önündeki patikada da boştu. Harry bir sağ sapara rastlayıp oraya girince yolun üstünde yine hiçbir şey olmadığını gördü. Niye olduğunu bilmiyordu ama önünde engel olmayışı sinirlerini bozuyordu. Şimdiye kadar bir şeylerle karşılaşmış olması gerekmiyor muydu? Sanki labirent onu kandırıp bir tür sahte güven duygusu veriyor gibiydi. Sonra hemen arkasında bir kıpırtı duydu. Saldırmayı hazır halde asasını uzattı. Ama ses sağdaki bir patikadan koşarak çıkan Sedrik'ten gelmişti. Sedrik fena halde sarsılmış görünüyordu. Cübbesinin kol ağzından dumanlar çıkıyordu. Hagrid'in patlam uçuğu kelekerleri diye tısladı. Muazzam boydalar ucu ucuna sıyırdı. Başını salladı ve başka bir patikaya saparak gözden kayboldu. Kendisiyle kelekerler arasında mümkün olduğu kadar mesafe bırakmak isteyen Harry de aceleyle yeniden yola koyuldu. Sonra bir köşeyi döndü ve ona doğru kayarcasına gelen bir ruh emici gördü. Dört metre boyundaydı. Kukuletası yüzünü gözlerden saklıyordu. Çürüme halindeki lekeli elleri öne uzanmıştı. Gönlü körlemesine sezerek Harry'e doğru ilerledi. Harry onun hırıltılı soluğunu duyuyordu. Yapış yapış soğun çevresini sardığını hissediyordu. Neyse ki ne yapması gerektiğini biliyordu. Aklına gelen en mutluluk verici düşünceyi çağırdı. Labirentten çıkıp Ron ve Hermione ile bunu kutlama düşüncesine konsantre oldu. Asasını kaldırdı ve bağırdı. Expecto Patronum. Harry'nin asasının ucundan gümüş bir çatal boynuzu geyik fırladı ve ruh emiciye doğru dört nala gitti. Ruh emici geri çekildi. Cübbesinin eteğine takıldı. Harry daha önce bir ruh emicinin sendelediğini hiç görmemişti. Dur orada diye haykırdı. Gümüş patronusunun ardından giderek. Sen bir böcürtsün. Reddikulus. Gürültülü bir patlama duyuldu. Hemen sonra biçim değiştirici yaratık patlayarak bir duman demetine dönüştü. Gümüşü çatal boynuzu geyik gözden kayboldu. Keşke kalabilseydi diye düşündü Harry. Bir arkadaş işine yarardı. Ama hızla ve olabildiğince sessizce ilerledi. Kulak kesilmişti. Asası bir kez daha havadaydı. Sol, sağ, yeniden sol. iki keresinde çıkmaza çattı. Yeniden dört nokta büyüsünü yaptı fazla doğuya gittiğini fark etti. Geri döndü, sağa saptı ve önünde havada yüzen tuhaf altın bir sis gördü. Harry ona dikkatli yaklaştı. Asasının ışınını üstüne tuttu. Bir tür tılsıma benziyordu bu. Acaba bir eksiltme lanetiyle onu patlatıp yolumdan çekebilir miyim diye merak etti. Redukto dedi. Lanet dost doğru sisin içinden geçti. Onu etkilemedi. Bilmem gerekirdi zaten diye düşündü. Eksiltme katı nesneleri etki eden bir lanetti. Peki yürüyüp sesin içinden geçse ne olurdu acaba? Denemeye değer miydi yoksa geri mi dönmeliydi? Sessizliği bir çığlık deldiğinde hala tereddütteydi. Flör diye haykırdı Harry. Sessizlik sürdü. Harry her yanına baktı. Flöre ne olmuştu? Çığlığı ileride bir yerden geliyor gibi. Harry derin bir soluk aldı ve koşarak büyülü sesin içine girdi. Dünya tersine döndü. Harry saçları dikilmiş halde yerden aşağı sarkıyordu. Gözlüğü burnunun ucundan sallanıyordu. Dipsiz gökyüzüne düştü düşecek gibiydi. Gözlüğünü burnunun ucunda sıkı sıkı tuttu ve dehşet içinde orada asılı kaldı. Sanki ayakları artık tavan haline almış olan çimlere yapışmış gibiydi. Aşağıda karanlık yıldızlarla bezeli semalar sonsuza kadar uzanıyordu. Bir ayağını oynatmaya çalışsa Yer küreden tamamen kopup gidecekmiş gibi hissetti kendini. Düşün dedi kendi kendine. Bütün kanı başına hücum ederken. Düşün. Ama öğrendiği büyülerden hiçbiri yer ve göğün aniden yer değiştirmesiyle mücadele etmek üzere tasarlanmamıştı. Ayağını oynatmaya cesaret edebilir miydi? Kulaklarında kanın nabız gibi attığını duyabiliyordu. İki seçeneği vardı. Hareket etmeye çalışmak ya da kırmızı kıvılcımlar gönderip kurtarılmak ve görevden diskalifiye olmak. Altındaki sonsuz boşluğu görmemek için gözlerini yumdu ve sağ ayağını çimlerden oluşan gökyüzünden becerebildiğince kuvvetle çekti. Daha o an dünya normal haline döndü. Harry harikulade bir şekilde katı olan toprağa dizlerinin üstüne düştü. Şok yüzünden bedeni geçici bir süre gevşedi. Derin, sakinleştirici bir soluk aldıktan sonra yeniden ayağa kalktı ve aceleyle ileri atıldı. Mehtap da masum masum ona göz kırpan altın sisten koşarak uzaklaşırken omzunun üzerinden geri bakıyordu. İki yolun birleştiği bir sapakta durup, plörden bir şeyler görmeye çalıştı. Çılık atanın o olduğundan emindi. Neyle karşılaşmıştı acaba? İyi miydi? Ortada kırmızı kıvılcımlar görünmüyordu. Bu, onun kendi başının çaresine baktığı anlamına mı geliyordu? Yoksa asasına bile erişemeyecek kadar başı dertte miydi? ''Harry!'' gittikçe artan bir huzursuzluk duygusuyla sağ saptı. Ama aynı anda kendi kendine düşünmeden de edemedi. Bir şampiyon turnuvadan çekilmişti. Kupa yakınlarda bir yerdeydi ve anlaşıldığı kadarıyla Fleur artık yarışmıyordu. Harry buraya kadar gelmişti değil mi? Ya gerçekten kazanabilirse? Bir an için elinde olmadan şampiyon seçildiğinden beri ilk kez kendisini okulun geri kalanı önünde üç büyücü kupasını havaya kaldırırken gördüğüne. On dakika süreyle karşısına hiçbir şey çıkmadı. Boyuna çıkmazları sapıp duruyordu. İki kere aynı yanlış sapağa girdi. Sonunda yeni bir yol buldu ve koşmaya başladı. Asan ışığı sallanıyor, Harry'nin çalıçit duvarlarındaki gölgesinin titremesine ve çarpılmasına yol açıyordu. Sonra Harry bir köşeyi daha döndü ve kendini bir patlar uçur kerekerle karşı karşıya buldu. Cedric haklıydı. Gerçekten de muazzam boydaydılar. 3 metreden uzun olan keleker her şeyden çok dev bir akrebe benziyordu. Uzun iğnesi sırtında kıvrılmıştı. Kalın zırhı Harry'nin ona doğrulduğu asanın ışığında parıldıyordu. Sersemlet! Büyü kelekerin zırhına vurup sekti. Harry tam vaktinde başını eğdi. Ama burnuna yanmış saç kokusu geldi. Büyü başının tepesini alazlamıştı. Keleker ucundan bir ateş topu fırlattı ve ona doğru koştu. Impedimenta diye haykırdı Harry engelleme büyüsüne başvurarak. Büyü yine kelekenin zırhına çarpıp sekti. Harry geriye doğru sendeleyerek birkaç adım attı ve düştü. Impedimenta! Keleker donup kaldığında ondan sadece birkaç santim uzaktaydı. Harry onu alttan, etli kabuksuz karnından vurmayı başarmıştı. Soluk soluğa kalan Harry iterek ondan uzaklaştı ve aksi yönde son hızla koştu. Engelleme büyüsü kalıcı değildi. Kereker her an yeniden bacaklarını kullanacak hale gelebilirdi. Harry sola saptı ve çıkmaza tosladı. Sağa ve başka bir çıkmaza. Kendini durmaya zorlayarak kalbi deli gibi atarken yeniden dört nokta büyüsünü uyguladı. Geri döndü ve onu batıya götürecek bir patika seçti. Yeni yolunda birkaç dakikadır hızla ilerliyordu ki kendisininkine paralel olan patikada bir ses duydu. Olduğu yerde kala kaldı. Sedrin sesi ''Ne yapıyorsun?'' diye bağırdı. Sen ne halt ettiğini sanıyorsun? Ve sonra Harry Kram'ın sesini duydu. Gülüşüyor. Hava birden Sedri'nin feryatlarıyla doldu. Dehşete kapılan Harry kendi patikasında koşarak Sedri'nkinin geçecek bir yol bulmaya çalıştı. Bulamayınca da yeniden eksiltme lanetini denedi. Çok etkili olmadı ama çalı çiti yakarak küçük bir delik açtı. Harry Kalın diken ve dalları tekme atıp kırarak kendine bir geçit açtı. Cübbesini yırtarak güç bela içinden geçti. Sağına bakınca yerde kıvranıp bükülen Sedri'yi gördü. Kram başında ayakta duruyordu. Kram tam başını kaldırırken Heri ayağa kalktı ve asasını ona doğrulttu. Kram dönüp kaçmaya koyuldu. Sersemlet diye haykırdı Harry. Büyü Kram'ın sırtına vurdu. Kram olduğu yerde kala kaldı. Öne düştü ve çimenleri yüzü koyun Hareketsiz uzandı. Harry artık kıvranmayı bırakan, elleri yüzünün üstünde soluk soluğa yatan Cedric'in yanına koştu. Onun kolunu tutarak telaşla ''İyi misin?'' diye sordu. ''Evet.'' diye soludu Cedric. ''Evet, buna inanamıyorum. Arkamdan sinsice sokuldu. Onu duydum. Geri döndüm. Asasını bana doğrultmuştu.'' Cedric ayağa kalktı. Hala tetiriyordu. O ve Harry yerde yatan Kram'a baktılar. Buna inanamıyorum. Onu doğru dürüst bir sanıyordum, dedi Harry Kram'a bakarak. Ben de öyle, dedi Cedric. Az önce Flor'un çığlık attığını duydun mu, dedi Harry. Evet, dedi Cedric. Yoksa Kram ona da mı büyü yaptı dersin? Harry düşünceli düşünceli bilmiyorum, dedi. Cedric, onu burada bıraksak mı? diye mırıldandı. Hayır, dedi Harry. Sanırım kırmızı kıvılcımlar göndermemiz gerek. Biri gelip onu alsın. Yoksa bir kere kere yem olabilir. Cedric Layığı da bu, diye mırıldandı. Ama yine de asasını kaldırdı ve havaya bir kırmızı kıvılcım sağınağı boşalttı. Kıvılcımlar kramın tepesinde havada asılı kalarak yattığı yeri işaretlediler. Harry ve Cedric orada, karanlıkta bir an durarak çevrelerine baktılar. Sonra Cedric, Eh, sanırım devam etmemiz gerek, dedi. Ne? dedi Harry. Ha, evet, tamam. Tuhaf bir andı. O ve Cedric kısa bir süre krama karşı birleşmişlerdi. Şimdi ise rakip oldukları gerçeğini hatırlamışlardı. İkisi karanlık patikada konuşmadan yürüdüler. Sonra Harry sola döndü. Cedric de sağa. Kısa süre sonra Cedric'in ayak sesleri duyulmaz oldu. Harry doğru yönde gittiğinden emin olmak için dört nokta büyüsünü kullanmayı sürdürerek yoluna devam etti. Yarışma artık onunla Cedric arasındaydı. Şimdi kupaya ilk önce ulaşma isteği her zamankinden kuvvetliydi. Ama Kram'ın az önce yaptığı şeye inanmakta hala güçlük çekiyordu. Bir başka insana affedilmez lanet uygulamak. Azkaban'da ömür boyu hapis demekti. Moody onları öyle demişti. Kram üç büyücü kupasını bu kadar şiddetle istemiş olamazdı. Harry hızlandı. Arada sırada başka çıkmazları da çatıyordu. Ama gittikçe artan karanlık onun labirentin kalbine daha da yaklaştığından emin olmasını sağlıyordu. Sonra uzun, düz bir patikada giderken yine bir hareket gördü ve asasından çıkan ışık üzmesi olağan dışı bir yaratığı aydınlattı. Sadece canavar kitap, canavarlarda resmini gördüğü bir yaratığı, bir sphinx, haddinden büyük bir aslanın gövdesine sahipti. Büyük tırnaklı pençeleri ve kahverengi bir püskürle sona eren uzun, sarımsı bir kuyruğu vardı. Ama başı kadın başıydı. Uzun, badem biçimi gözlerini kendisine yaklaşan Harry'e çevirdi. Harry asasını kaldırdı, duraksadı. Sphinx, atlamak üzereymiş gibi çömelmişti. Buna karşılık patikada eline yürüyor, Harry'nin yolunu kapatıyordu. Sonra derin, kısık bir sesle konuştu. Hedefine çok yaklaştın. En kestirme yolun, beni geçmek. Harry, öyleyse, öyleyse çekilir misiniz lütfen, dedi. Ama alacağı cevabı biliyordu. Sphinx, yürümeyi sürdürerek, hayır, dedi. Bilmeceme cevap vermezsen olmaz. İlk seferinde cevapla. Geçmene izin vereyim. Yanlış cevap ver, saldırayım. Sessiz kal. İncinmeden benden uzaklaşmana izin vereyim. Herinin midesi birkaç santim aşağı düştü sanki. Bu tür şeylerde iyi olan Hermione'ydi. O değil. Seçeneklerini gözden geçirdi. Bilmece çok zorsa sessiz kalabilir. Zarar görmeden Sphinx'ten uzaklaşıp labirentin merkezine giden başka bir yol bulmaya çalışabilirdi. Peki, dedi. Bilmeceyi söyler misiniz? Sphinx, arka ayakları üzerine patikanın tam ortasına oturdu ve konuştu. Ne dersem yaparsın, kış gecesinde ısınayım diye iki kemikle. Sonra başın yarına güvenmenin ya da sonu çözmek istediğinin. Üçüncü ise bir ek kullanılacak. Dün değil, bugün de yarın olacak. Şimdi de güzelce birleştir şöyle. Öpmeyeceğin şey ne? Bana söyle. Harry ağzı açık ona baka kaldı. Düşünerek, lütfen bir daha söyler misiniz? Daha ağır ağır, dedi. Sphinx gözlerini kırptı. Gülümsedi ve şiiri tekrarladı. Harry, bütün ipuçları bir araya gelip öpmek istemediğim bir yaratık mı olacak? diye sordu. Sphinx esrarlı bir şekilde gülümsemekle yetindi. Harry bunun evet anlamına geldiğini düşündü. Kafasını zorladı. Öpmek istemeyeceği bir sürü yaratık vardı. Aklına hemen patlı rüştü kelekerler gelmişti. Ama içinden bir ses ona cevabın bu olmadığını söylüyordu. İpuçlarından bir şey bulmaya çalışması gerekti. Harry ona bakarak kış gecesinde ısınmak için diye mırıldandı. İki kemikle. Hmm. bu bir çorba. Hayır tahminim bu değil. Bilemiyorum. Buna yine döneceğim. E, bir sonraki ipucunu yine verir misiniz lütfen? Sphinx şiirin geri kalan mısralarını tekrarladı. Harry de tekrarladı. Sonra başı yarına güvenmenin dedi. Hmm, ümidin mi? Ya da sonu çözmek istediğinin. Düğüm, son kısmını bir daha söyler misiniz? Sphinx son dört mısrayı yeniden okudu. Üçüncüyse ise bir ek kullanılacak dedi Harry. Hmm, bu şey olmalı olacak, yarın olacak, cak, birek, cek. Durun bu işte cak ya da cek. Sphinx ona gülümsedi. Ümidin başı, düğümün sonu. Üm, hmm, ümcak, ümcek, hmm dedi Harry patikada volta atarak. Öpmek istemeyeceğim bir yaratık. Örümcek! Sphinx'in gülümsemesi yüzüne büsbütün yayıldı. Ayağa kalktı. Ön bacaklarını gerdi ve kenara çekilip yol verdi. Teşekkürler dedi Harry ve kendi zekasına şaşırarak ileri atıldı. Artık yaklaşmış olması gerekiyordu. Mutlaka. Asası ona rotasının taslabam olduğunu söylüyordu. Korkunç bir şeyle karşılaşmadığı sürece bir şansı olabilirdi. Önünde birkaç patika daha vardı. Asasına yeniden yol göster diye fısıldadı. Asa döndü ve ona sağ patikayı gösterdi. Harry buraya atılınca ileride ışık gördü üç büyücü kupası yüz metre kadar ötedeki bir kaidenin üstünde parılıyordu. Harry tam koşmaya başlamıştı ki aniden önüne bir gölge fırladı. Cedric ondan önce varacaktı. Cedric kupaya doğru son hızla koşuyordu ve Harry onu asla yakalayamayacağını biliyordu. Cedric ondan çok uzundu. Bacakları da öyle. Derken Harry solundaki çalı çitin üzerinden muazzam bir şey gördü. Kendisininkiyle çakışan bir patikada hızla koşuyordu. Öyle hızlı gidiyordu ki Cedric ona çarpmak üzereydi. Ve gözleri kupaya dikili olan Cedric henüz onu görmemişti. Cedric! diye feryat etti Harry. Soluna bak! Cedric tam vaktinde dönüp baktı ve o şeyin önünden kendini savurarak çarpışmayı önledi. Ama o telaşla tökezledi. Harry devasa bir örümcek patikaya çıkarken Cedric'in asasının elinden uçtuğunu gördü örümcek sedreye doğru ilerledi. Sersemlet diye haykırdı Harry. Büyü örümceğin devasa, kıllı kara gövdesine çarptı. Ama hiçbir faydası olmadı. Harry taş atsa daha iyiydi. Örümcek sıçradı, dönüp seyirtti ve Cedric yerine Harry'e doğru koştu. Sersemlet! impedimenta, Sersemlet! Ama faydası olmadı. Örümcek ya çok büyüktü ya da öyle sihirliydi ki büyüler onu kızdırmaktan başka bir işe yaramıyordu. Harry dehşet içinde sekiz tane parıldayan, kara göz ve ustura gibi keskin kıskaçlar gördü. Sonra örümcek ona ulaştı. Onu ön bacaklarıyla havaya kaldırdı. Harry delice çırpınarak örümceği tekmelemeye çalıştı. Bacağı kıskaçlara denk geldi ve korkunç bir acı hissetti. Cedrin de sersemlet diye haykırdığını duyuyordu. Ama onun büyüsünün de Harry'ninkinden fazla etkisi olmadı. Örümcek kıskaçlarını bir kez daha açarken, Harry asasını kaldırdı ve Expelliarmus diye bağırdı. İşe yaradı. Silahsız bırakma büyüsü örümceğin onu düşürmesini sağladı. Ama bu Harry'nin 4 metre yükseklikten yaralı bacağının üstüne düşmesi anlamına geliyordu. Ve bacağı bedeninin altında kalıp bütün bütün ezildi. Harry durup düşünmeden tıpkı kelekere yaptığı gibi örümceğin karnının altını nişanladı ve Cedric'le aynı anda sersemlet diye haykırdı. Birleşen iki büyü tek büyünün yapamadığını yaptı. Örümcek yana doğru devrildi. Yakındaki bir çalı çiti yassıldı ve kıllı bacakları düğüm halinde patikaya yayıldı. Sedrin Harry diye bağırdığını duydu. Harry iyi misin üstüne mi düştün? Hayır diye cevap verdi Harry soluk soluğa. Bacağına baktı. Şakır şakır kanıyordu. Yırtık cübbesinde örümceğin kıskaçlarından çıkmış koyu yapışkan bir salgı görebiliyordu. Ayağa kalkmaya çalıştı. Ama bacağı çok fena titriyordu ve onun ağırlığını taşımak istemezmiş gibiydi. Harry zorla soluk almaya çalışarak çalı çiteye aslandı ve çevresine bakındı. Cedric arkasında parlayan üç büyücük kupasından bir iki metre ötedeydi. Harry soluk solu ona al öyleyse dedi. Haydi al önce sen vardın oraya. Ama Cedric kıpırdamadı. Orada durup Harry'e ye bakmakla yetindi. Sonra dönüp kupaya baktı. Harry kupanın altın dışında onun yüzündeki özlem ifadesini gördü. Cedric dönüp şimdi ayakta durabilmek için çalışitten destek alan Harry'e baktı yeniden. Cedric derin bir soluk aldı. Sen al. Sen kazanmalısın. Burada iki kez canımı kurtardı. Harry, bu iş böyle olmuyor, dedi. İçinde bir öfke hissediyordu. Bacağı çok acıyordu. Örümceği üstünden atmaya çalıştığı için her yana ağrıyordu. Ve bunca çabadan sonra Cedric konu yenmişti. Tıpkı Heri'den önce davranıp çoyu baloya davet etmesi gibi. Kupayı önce varan puanı alır. O da sensin. Bak diyorum sana. Ben bu bacakla yarış falan kazanamam. Cedric sersemlemiş örümceğe doğru birkaç adım attı. Kupadan uzaklaştı. Başını salladı. "Hayır." dedi. "Heri sinirli sinirli soylu davranmayı bırak." dedi. Al şunu da buradan gidelim." Cedric onun çalıştığı sıkı sıkı tutunarak dengesini bulmaya çalışmasını izledi. Ejderhaları bana sen söyledin, dedi Cedric. Eğer karşıma ne çıkacağını bilmeseydim daha ilk görevde yenilirdim. Harry, onu da bana da yardım ettiler, dedi hemen. Bir yandan da cübbesiyle kanlı bacağını silmeye çalışıyordu. Sen de bana yumurta da yardım ettin. Ödeştik. Yumurta da bana da yardım etmişlerdi zaten, dedi Cedric. Harry yavaşça bacağın üstüne basmayı deneyerek yine de ödeşmiş sayılırız dedi. Üzerine ağırlık verince bacağı fena halde titriyordu. Örümcek onu düşürdüğünde bileğini burkmuş olmalıydı. Cedric Katır inadıyla ikinci görevde daha çok puan almalıydın dedi. Bütün rehineleri kurtarmak için orada kaldım. Bunu ben yapmalıydım. Harry acı acı o şarkıyı ciddiye alacak kadar kalın kafalı olan bir tek bendim de ondan dedi. Al şu kupayı. Hayır dedi Cedric. Bana baka kalan Harry'nin yanına gelmek için örümceğin düğüm olmuş bacaklarının üstünden geçti. Cedric ciddiydi. Hufflepuff binasının yüzyıllardır görmediği bir zaferden uzaklaşıyordu. Haydi dedi Cedric. Bunu söylemek sahip olduğu azmin her zerresine mal oluyormuş gibi bir hali vardı. Ama yüzü kas katıydı. Kollarını kavuşturmuştu. Kararlı görünüyordu. Harry bir Cedric'e bir kupaya baktı. Bir an için kendini elinde kupayla labirentten çıkarken gördü. Kendini üç büyücü kupasını havaya kaldırmış olarak gözünün önüne getirdi. Kalabalığın kükremesini işitti. Çoğunun yüzünün hayranlıkla aydınlandığını gördü. Hem de şimdiye kadarkilerden çok daha net bir şekilde. Ve bu görüntü silinince kendini Sedri'nin gölgeli inat yüzüne bakarken buldu. İkimiz birden dedi Harry. Ne? İkimiz birden alacağız. Yine de bir hog Hogwarts zaferi olur. Berabere kalırız. Cedric Harry'e baka kaldı. Kavuşturmuş olduğu kollarını açtı. Sen emin misin? Evet, dedi Harry. Evet, şimdiye kadar birbirimize yardım ettik değil mi? İkimiz de buraya vardık. Hadi birlikte alalım. Cedric bir an kulaklarına inanamıyormuş gibi göründü. Sonra yüzü bir gülümsemeyle aydınlandı. Anlaştık, dedi. Gel buraya. Harry omzun hemen altından tuttu ve onun kupanın üstünde durduğu kaydaya doğru seke seke yürümesine yardımcı oldu. Kupaya vardıklarında ikisi de birer elini onun pırıl pırıl saplarına uzattı. Üç deyince tamam mı? dedi Harry. Bir, iki, üç. O da Cedric de birer sapı kavradı. Harry o anda göbeğinin gerisinde bir yerlerde bir sarsılma hissetti. Ayakları yerden havalandı. Üç büyücü kupasını tutan elini saptan çekemiyordu. Kupa onu Ulayan bir rüzgarın ve bir renk cümbüşünün içinde ileri doğru çekiyordu. Cedric de yanı başındaydı.